Merhabalar kuzularım, tozunlarım, 10. sınıf karışımlar konusu soru çözüm videosuyla beraberiz. Hadi başlayalım, bismillah. Birinci örneğimiz, karışımların genel özellikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğru? Arkadaşlar önce karışım neydi? Bir hatırlayacak olursak tanım, karışım dediğimiz şey en az iki farklı maddenin belli bir oran olmaksızın fiziksel yollarla oluşturdukları yeni maddeye biz karışım diyorduk. Bakın arada oran yok, karışanlar arasında oran yoktu. Karışımları da biz ikiye ayırmıştık, bir homojen karışım. Ki homojen karışım tek madde gibi görünen karışımdı. Biz bunlara aynı zamanda ne demiştik arkadaşlar? Çözelti demiştik. İkincisi heterojen karışım. Tek madde gibi görünmeyen, özelliği her yerde aynı olmayan karışımlardı ki burada da süspansiyon, emisyon, aerosol, kolloid ve adi karışım gibi karışımlar var. Homojen karışımlara çözelti denir ifadesi. Doğru. Bir katı sıvıda çözünmüyorsa süspansiyon oluşur. Hatırlayın, heterojen karışımlarda işte süspansiyon dediğimiz şey katı artı sıvı heterojen karışımı. Mesela tebeşir tozu artı su, mesela kum artı su, nişasta artı su. Suyun içerisinde çözünmeyen bütün katılar alınabilir arkadaşlar burada. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Şerbette su ile şeker arasında bir oran yoktur. Evet yoktur. Çünkü bu oran dediğimiz sabit oran kimlerde geçerli? Bileşiklerde geçerli. Hatta ilk konuda sabit oranlar kanunu diye bir kanun gördük. O kanun kim için geçerliydi arkadaşlar? Bileşikler için geçerli. Ama bu bir karışım olduğuna göre bir oran yoktur. Zeytinyağı artı su karışımı fiziksel yollarla ayrıştır. Arkadaşlar bu bir karışım. Karışımların oluşumu fiziksel olduğu için ayrıştırılması da fizikseldir. Yani zeytinyağı suyu nasıl ayırıyorduk? Ayırma hunusi ile, değil mi? Yoğunluk farkına göre ayrıştırma söz konusu. Dolayısıyla doğrudur. İki madde birbiri içerisinde çözünüyorsa homojen karışım oluşur. Şunun altını çiziyorum bakın. Çözünüyorsa zaten çözelti, homojen karışımların diğer ismi neydi? Çözeltiydi. Dolayısıyla da homojen karışımlarda yani çözelti oluşabilmesi için çözünme şarttır ve çözünme varsa homojen karışım oluşur diyoruz. Devam ediyoruz. İkinci örneğimiz. Aşağıdakilerin hangileriyle çözelti, hangileri çözeltiye örnektir? Yani çözeltiden kastettiğimiz şey ne arkadaşlar? Homojen karışım, değil mi? Homojen karışım örnektir. Gazoz. Gazoz dediğimiz kimle kimden oluşuyordu? Su, gaz, şeker. Doğru mu? Ama tek bir madde gibi mi görünüyor? Evet. Çözünme var mı? Evet. Çözünme varsa homojendir. Homojense çözeltidir. Evet. Yani bu ol. Hava. Hava dediğimiz hangi gazlardan oluşuyor hatırlayın. N2 gazı var, oksijen gazı var, karbondioksit gazı var. Ama baktığında tek bir madde gibi her yerde aynı özelliği gösteriyor. Dolayısıyla yine homojen karışımdır. Yani çözeltidir. Şerbet, suyun içerisinde şekerin çözünmesiyle oluşur. Dolayısıyla örnektir, çözeltiye. Kolonya, kolonyanın içerisinde ne var arkadaşlar? Su artı alkol var artı gerekli işte artık ne kolonyasıysa onun aroması söz konusu. Dolayısıyla da kolonyada bir çözeltidir. Lehim, lehim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Alaşımdı, alaşım. Alaşımlar nelerdi? Alaşımlar metal metal karışımlarıydı. Bir metalin başka bir metal içerisinde çözünmesiyle oluşuyordu. İşte lehim gibi başka örnekler, bronz, tunç, ondan sonra amalgam, çelik, bunlar pirinç. Bunların hepsi alaşımlara örnek. Dolayısıyla bu da bir çözeltiydi. Boya demiş. Boyanın içerisinde arkadaşlar tek baktığın zaman her ne kadar tek madde gibi görünmeye çalışsa da ama öyle değil. İçerisinde pigmentler var arkadaşlar. Çözünmemiş küçük küçük katı tanecikler var. Dolayısıyla bu vatandaş heterojen yapıya sahiptir. Heterojen olduğu için çözelti değil. Aynı şey sprey için geçerlidir. Sprey de bir aerosol örnektir. Yani gaz artı sıvıya örnektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Ama LNG'ye gelince. LNG dediğimiz şey liquid natural gases. Sıvılaştırılmış doğal gaz. Doğal gazın içerisinde neler var? CH4 gazıyla C2H6 gazı var. Ve bunlar birbiri içerisinde çözündüğü için homojendir. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesinin içerisinde çözünmemiş partiküller olduğu için heterojendir arkadaşlar. Süt yine heterojendir. Hatta görürsünüz biraz dikkatli bakarsanız sütün içerisinde böyle küçük 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 yağ partiküllerini çok net görürsünüz arkadaşlar. Sis yine aerosole örnektir. Yani bir çözünme yoktur. Sadece havada askıda kalan sıvı tanecikler yani su buharı tanecikleri var. Bir de ortamda hava var. Gaz artı sıvı heterojen karışıma girer. Amalgam biraz önce şurada söylemiştim arkadaşlar. Lehim. Hatta bunun önceden diş dolgularında kullanıyorlardı. İçerisinde kimle kimin karışımı bu? Gümüşle civanın karışımı birbiri içerisinde çözünüyor yalnız bunlar. Bir çözelti oluşturuyorlar. Dediğim gibi diş dolgularında kullanılıyordu. Civa zehirli olduğu için sonradan terk edildi. Şimdi kompozit denilen malzeme kullanılıyor. Dolayısıyla bu da bir homojen karışımdır.
Zeytinyağı su. Zeytinyağı su karışımı bir kere heterojendir. Olmaz. Alkol. Alkol evet homojendir. Ama homojen karışım olması lazım bir çözelti olması için. Yani alkollü su dese kolonya zaten ikisi de aynı olur. O zaman olur. Ama alkol homojendir ama çözelti değildir. Onun için bu olmaz. Yoğurt zaten heterojen yapıya sahiptir arkadaşlar. Yani bir çözelti örneği değildir. Ha, yukarıda verilen örnekte çözelti olanlardan hangilerinde çözücü, bak çözelti olanlar, çözelti olanlar şu tik attıklarımız değil mi? Hangilerinde çözücü yani dağıtan ile çözünen, dağılan fiziksel hali aynıdır. Bakalım. Gazozda kimle kim? Sıvı artı gaz. Aynı mı? Değil. Hava. Gaz artı gaz değil mi arkadaşlar? Gaz artı gaz hem çözücü aynı fiziksel halde hem de çözünen aynı fiziksel halde. Şerbet. Katı artı sıvı. Değil mi? Şeker katı, su, sıvı. Kolonya. Su artı alkol. Her ikisi de sıvı artı sıvı. Bak. Bunda oldu. Şunda nerede? Evet şu havada da oldu. Devam edelim. Lehim. Lehim dediğimiz kimle kimin karışımı? FB ile SN'nin karışımı. Kurşun kalay karışımı arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi de hangi fiziksel halde? Katı artı katı homojen karışımı örnektir. Fiziksel haller aynı. Burayı geçtim. LNG'ye geldim. CH4 gaz. C2H6 o da gaz. Dolayısıyla gaz gaz karışımıdır. Olur. Devam. Bu sırada amalgam. Katı artı katı. Bak homojen karışım. Yine oldu. Bunlar da zaten yok. Soru böyle de sorulabilirliği ilgili böyle de sorulabilir. Karşımıza çıkacak örnekleri yazmaya çalıştık. Devam ediyoruz. Aşağıdaki bileşik bilgilerden hangileri bileşikler için doğru, karışımlar için yanlıştır? Peki bileşikler neydi arkadaşlar? Şöyle kısaca tanımlayacak olursak. Bileşik diyelim, şuraya da karışım diyelim. Bileşikler karışımlar. En az ne olacak arkadaşlar bu vatandaşta? En az 2 atom olacak değil mi? En az 2 farklı atom olacak. 2 farklı atom. 2 saf madde, bu vatandaş saf madde. 3 erime noktası, kaynama noktası sabit. Erirken kaynarken sıcaklıkta bir değişme yok. Doğru mu arkadaşlar? Ve bileşenler özelliklerini kaybediyor. Buraya geldik. Yine en az 2 farklı atom olacak. 2 farklı atom. Bakın burada sabit oran da var. Bu atomlar arasında sabit oran var. Ama burada bir sabit oran var mı arkadaşlar? Yok. Sabit oran yok. Sabit oran yok. Peki saf mı? Hayır, saf değil. Ve aynı zamanda erime noktası, kaynama noktası sabit değil. Erirken, kaynarken sıcaklığı değişebiliyor arkadaşlar bu vatandaş. Peki ne demiş? Bileşikler için doğru, karışımlar için yanlış. En az 2 farklı tür atom içerir. İkisi için de doğru. Yanlış. Oluşturan atomlar arasında sabit oran var. Bak bunda var. Doğru. Bunda yok. Doğru. O zaman bak. Bileşikler için doğru oldu, karışımlar için yanlış oldu. Oluşturan atomlar kimlik özelliklerini kaybeder. Evet. Bileşiği oluşturan atomlar birleşirken. İşte en klasik örnek şunu verirler ya arkadaşlar. H2 artı O2 eşittir H2O. H2 yanıcı, oksijen yakıcı. O H2O söndürücü. Ne yaptı? Kimlik özellik değişti. Ama karışımda böyle bir durum yok ki. Şeker artı su, şekerli su. Şeker yine aynı kimlik özelliğini devam ettiriyor. Bir reaksiyon yok çünkü. Dolayısıyla bileşikler için doğru, karışımlar için yanlıştır, doğru. Fiziksel yollarla bileşenlerin ayrıştırılır. Bir kere bileşikler kimyasal yolla ayrışır. Onun için bu ifade, bak bu ifade karışımlar için doğru, bileşikler için yanlış. Hal değişimleri esnasında sıcaklık sabittir. Evet, burası için doğru, burası için yanlıştır. Dolayısıyla buna tik atıyoruz. Doğru cevap ne oldu? 2, 3 ve 5 oldu. Devam. Sırada ne varmış? Aşağıda verilen tanımların neyi nitelediğini bulunuz diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Tek tür atom içeren saf madde. Tek tür atom içeriyorsa bir kere nedir arkadaşlar bu vatandaş? Elementtir. Değil mi? Tek tür atom içeriyorsa. Mesela demir çubuk denildiğinde sadece demir atomları vardır. Veya oksijen gazı denildiğinde sadece oksijen atomları vardır. Değil mi arkadaşlar? Peki tek tür molekül içeren saf madde. Bak bundan sonrakilere dikkat. Tek tür molekül. Molekül neydi? İki farklı atomdan, pardon özür. En az iki atomdan oluşan kovalent bağlı yapıya biz molekül diyorduk. Bu atomlar aynı da olabilir. O2, N2, H2 gibi atomlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. HCl gibi, H2O gibi, CO2 gibi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi moleküldür. Çünkü hepsi ametaldir, kovalent bağlıdır. Aynı da olabiliyor, farklı da olabiliyor. O zaman tek tür molekül içeren saf madde için ya ne deriz arkadaşlar? Ya elementtir deriz, elementtir deriz ya da bileşiktir deriz. İki ihtimalde söz konusudur. Aynı tür molekül. Bak şu yukarıdaki ifadeyle şuraya kadar aynı.
farklı tür atom içeren. Aynı tür molekül farklı tür atom içeriyorsa bu vatandaş HCl gibi, yukarıda verdiğim örnekleri tekrar yazayım, H2O gibi, CO2 gibi örneklerdir. Yani böyle bir ifade çıkarsa karşımıza bu kesinlikle nedir arkadaşlar? Bileşiktir. Farklı tür molekül içeren, farklı tür molekül içeriyorsa mesela kim gibi? O2 artı N2 gibi. Bu bir karışım. Veya HCl artı H2O gibi. Bu da bir karışım. O zaman bu ifade ise bize kesinlikle neyi söylüyor arkadaşlar? Karışımı söylüyor. Farklı tür atom içeren madde. Geldim bak buraya. Farklı tür atom içeren madde bir kere element olamaz. Elementte tek tür atom var. Peki ne olabilir o zaman arkadaşlar? Bir, bileşik olabilir. Bileşik. İki, karışım olabilir. Her iki ihtimalde söz konusudur. Ama farklı tür atom içeren hal değişimi sırasında sıcaklığın sabit olmadığı. Normalde bak ya element ya bileşik dedik ya şuraya kadar. Pardon özür. Ya bileşik ya karışım dedik ya farklı tür atom içeren maddeye biz. Peki ya bileşik ya karışım olacak, bunlardan hangisinin erime esnasında sıcaklığı sabit değil? Karışım. O zaman bu ifade de bize karışımı söylüyor. Diyoruz, devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz neymiş bakalım. Zeytinyağı, su, şeker, su, tebeşir tozu, su. Yanda verilen 3 çözelti ile ilgili. Yargılardan hangileri doğrudur? 3'ü de, şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar. 3 karışım dememiz lazım. Çünkü bunlar çözelti değil. 3 karışım ile ilgili. Peki üçü de heterojen karışıma örnektir. Bir kere şu çözelti yani homojen. Şu iki tanesi heterojen. Dolayısıyla birinci ifade yalan. Üçü de heterojen değil, şekerlisi homojendir. 1 ve 3 karışım çok fazla. İkinci karışım tek fazladır. Bu fazdan kastettiğimiz görünüm gençler. Şimdi zeytinyağı suyu karışımın bir kabın içerisine doldurduğun zaman zeytinyağı üstte, şöyle yapalım, altta su var, üstte ne var arkadaşlar? Zeytinyağı. Gördüğün gibi bunu net olarak iki fazdır. Şurası bir fazdır, şurası da bir fazdır. Şuraya da faz çizgisi denir zaten. Arada çok net bellidir gençler bu. Dolayısıyla bu vatandaş iki fazlıdır. Ama o şekerli suya baktığın zaman tek madde gibi göründüğü için tek fazladır. Onun için bu ifade doğru. Birinci karışım süspansiyon. Hayır. Arkadaşım zeytinyağı artı su, sıvı artı sıvı. Dolayısıyla bu süspansiyon değil, emisyondur. Yani şu direkt çizelim. Devamını okumaya bile gerek yok. Üçüncü karışım emisyon tam tersi aslında bak. Bu süspansiyon, bu emisyon olması lazım. Birinci ve üçüncü karışım fiziksel yollarla. Evet. İkinci karışım kimyasal siliyorum. Niye? Çünkü karışımlar fiziksel yollar. Şekerli suyu buharlaştırmanın ayrıştırma tekniği ne arkadaşlar? Şekerli suyu ayrıştırma tekniği buharlaştırma ya da kristallendirme dediğimiz ya da adi damıtma dediğimiz ayrıştırma yöntemidir. Dolayısıyla bunlar da fizikseldir. Birinci karışımı ayırırken en uygun yöntem ayırma unüsüdür. Doğrudur. Niye? Çünkü zeytinyağı ile suyun yoğunluk farkı var. Koydunuz ayırma unüsünü. Ayırma unüsünü hatırlatayım gençlere bakın. Şöyle bir alette hatırlayacak olursanız. Şöyle çizdim. Zeytinyağı su karışımını koydunuz. Zeytinyağı üstte, su altta. Sonra buraya bir tane kap koydun. Musluğu açtın. Su aşağı aktı. Şu faz çizgisi şuraya geldiği anda musluğu kapatırsan aşağıda su, yukarıda zeytinyağı olacaktır diyorsun. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz neymiş? Sıradaki sorumuz çözünme ile alakalı. Molekül yapıları birbirine benzeyenler birbiri içerisinde çözünürler. Yani genel ilke benzer benzeri çözer. Tamam, bu bilgi çok da anlam ifade etmiyor aslında. Molekülün polar olup olmadığını belirleyebilmek önemli burada. Su polar bir moleküldür. Yukarıdaki ilke gereği aşağıdaki moleküllerin hangilerinin suda çözülmesi beklenir? Yukarıdaki polarsa, su polarsa aşağıdakilerin de ne olmasını bekliyorsun? Polar olmasını bekliyorsun. Yani hangileri polardır diye soruyor aslında bize. Peki burada belli temel ilk kurallarımız vardı arkadaşlar. Herhangi birisinden başlayacağım. Birincisi, iyonik bileşik varsa, iyonik bileşik dediğimiz metal artı ametalden oluşuyorsa bu vatandaş iyonik bileşiktir, artı eksidir. İyonik bileşikleri polar olarak alabilirsin. Şurayı polar yazarsın. Dolayısıyla bu suda çözünür. Peki iki atomdan oluşmuş moleküllerde HF gibi, N2 gibi, HCl gibi. Bak, sadece iki atomdan. Atomlar aynı da olabilir, farklı da olabilir. Tamam mı? Bu iki atomdan oluşmuş moleküllerde eğer atomlarımız aynıysa, aynı atomdan oluşuyorsa bu molekül apolardır. Eğer atomlar farklıysa kesinlikle polardır. Anlaştık. İki atomdan oluşmuş moleküllerde atomlar aynıysa, aynıysa apolar, atomlar farklıysa polar. O zaman bu atomlar farklı olduğu için bu da polar. Tamam. Şimdi başka bir kuralı söylüyor. Bak, iyonik bileşikler polar. İki atomdan oluştu. Aynıysa apolar, farklıysa polar. Eğer molekül 3 farklı atomdan oluşuyorsa, bu atomlar ne olursa olsun hiç fark etmez. Karbon, hidrojen, oksijen gibi.
Hemen altına polar yapıştır. Üç farklı atomdan oluşan bütün moleküller polardır. Hocam diğerlerinde ne yapacağız? Diğerlerinde merkez atoma bakacaksın kardeşim. Yani karbondioksitin, NH3'ün, H2S'in, BH3'ün ve CH4'ün polar olup olmadığını belirleyebilmek için merkez atomuna bakacaksın. Peki merkez atomu kim? Burada karbon. Hocam merkez atomu ne? Merkez atomu sayıca en az olan diğer atomların ona bağlı olduğu atomdur. Karbon, burada azot, burada kükürt, burada bor, burada karbon. Tamam mı? Bunu belirledikten sonra merkez atomun değerli katmanlarını çizerek değerli elektron sayısını hesaplayacaksın. Mesela bor için 2, 3. Burası 2, 4. 2, 5. Burası 2, 8, 6. Tamam mı? 16'ya göre açtık, 7'ye göre açtık, 6'ya göre. Bak şu 3 son katmanı, şurası 4, şurası 5, şurası. İşte bak merkez atomdaki bu atomlar var ya, hepsiyle bağ yaptıysa, yani son katmandaki elektronların hepsiyle bağ yaptıysa o molekül apolardır. Borla başlayalım. Son katmanda 3 tane var. Gördüğün gibi 3 tane bağ yapmış. Dolayısıyla bu vatandaş apolardır. Geldim karbona. Kaç tane? 4 değil mi? Karbon 4 bağ yaptığı için bu vatandaş apolardır. Geldim azota. Son katmanda kaç tane var? 5. 5 tane var ama kaç bağ yapmış bakın? 3. Dolayısıyla burası ne oldu? Polar oldu. Hepsini kullanırsa karbon gibi, bor gibi apolar, kullanmadığı kalırsa bak 5 tane vardı, 3'ünü kullandı, kullanmadığı 2 tane olduğu için molekül polar. H2S'e geldim. Son katmanda 6 tane var. Bu kaçını kullanmış? 2 bağ yapmış, ikisini kullanmış. Dolayısıyla bu vatandaş da polar yapıya sahip. Peki hocam karbondioksit. Karbondioksitte şöyle bir şey daha yapacağım. Oksijen 8, aç 2, 6. 8'e tamamlayabilmek için oksijen kaç bağ yapar? 2. Ha, şimdi geldim buraya bak. Karbon 2 tane oksijen bağlamış ya kendisine. Peki her bir oksijen kaç bağ yapacak? 2. Sol gaza benzeyebilmek için. 2 tane oksijen var. Kaç bağ yaptı? 4. Karbon son yörüngesinde zaten 4 tane var. Yani hepsini kullandığı için molekül ne oldu? Apolar oldu. Şimdi hangilerinin suda çözülmesi beklenir diye soruyor. HF suda çözünür. Karbondioksit suda çözünür mü? Hayır. Çünkü apolar. Bu vatandaş apolar? Hayır. Bu apolar? Hayır. Bu polar? Evet. Bu polar? Evet. Polar? Evet. Hayır ve evet diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz birinci videomuzla ilgili. Aşağıda verilen türler ve bu kimyasal türler arasındaki etkileşimlerden hangileri yanlıştır diye sormuş. Aşağıda verilen türler ve bu kimyasal türler arasındaki etkileşimlerden hangileri yanlıştır? NaCl su. Arkadaşlar NaCl nasıl bir bileşik? İyonik bileşik. NaCl suda çözündüğünde ortama Na artı Cl eksi iyonlarını verir değil mi? Peki bunun etrafına su molekülleri gelirse H2O. H2O bir polar molekül. Bu polar molekül, bu da iyon. O zaman bu ikisi arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimi de hatırlayacak olursanız. Burada dipol dipol demiş. Yalan. HCl artı su hidrojen bağı. Ha, hidrojen bağı ne zaman gözleniyordu? Hidrojen bağı, hidrojenin flor, oksijen ya da azot elementlerinden birisine bağlıysa bu moleküllerde gözleniyor. Hidrojen burada kime bağlı? Klora. O zaman gözlenmez. HF'ye bak, dikkat et işte bak. Hidrojen kime bağlı? Flora. Suda H2O, bunda da hidrojen bağı var. O zaman bu ikisi arasında da hidrojen bağı gözlenebilir. Onun için bu ifade oldu. Gelelim şu ifadeye. İndüklenmiş dipol ne demekti indüklenmiş dipol? Apolar moleküllere veya soy gazlara verilen isme indüklenmiş dipol diyoruz sevgili çocuklarım. İndüklenmiş dipol de denir yani. Tamam. Peki o zaman O2 apolar bir molekül. Polar su polar bir molekül. Polar moleküllere dipol diyoruz. Apolar moleküllere indüklenmiş dipol diyoruz. Dolayısıyla buraya dipol derseniz, buraya indüklenmiş dipol derseniz, indüklenmiş dipol etkileşimin adı indüklenmiş dipol, dipol olması lazım. Bu ifade yanlış. Şu doğruydu, şuna dikkatlik. Geldik buraya. CCl4 yine apolar bir molekül. Apolar molekül olduğu için ne diyoruz? İndüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipolün diğer ismi geçici dipoldür. Buna aynı zamanda geçici dipol denir. I2 de apolar. Bu da geçici dipoldür. O zaman bu ikisi arasındaki etkileşimin ismi geçici dipol, geçici dipoldür. Doğrudur. Buraya geldik. Magnezyum artı 2 bir ney? İyon. Şuna da apolar demiştik. Apolar moleküle de indüklenmiş dipol ya da geçici dipol diyorduk. Dolayısıyla da iyon indüklenmiş dipol etkileşimi gözlenir. Doğru. London kuvvetlerinin diğer ismine ne diyoruz biz? İndüklenmiş dipol etkileşimleri. Şu vatandaş indüklenmiş dipol yani apolar. Soy gazlarda da indüklenmiş dipol etkileşimleri gözleniyordu. O an bu ikisi arasındaki etkileşim genel isim olarak London kuvvetleri olarak adlandırabiliriz diyoruz gençler. Peki.
Ama bir tane daha var. Son. Son sorumuz şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Yargılardan hangileri doğrudur? Ne için? Bir miktar etil alkol ile sudan oluşan karışım. Yani bir karışım aldık. İçeriye bir taraftan alkol koyduk. Bir taraftan su koyduk. Alkolün formülünü bilseniz de olur, bilmeseniz de olur ama bilirseniz daha iyi olur. C2H5OH vermiş zaten bakın arkadaşlar. Peki biz biraz önce 3 farklı atomdan oluşuyorsa bu moleküle polar demiştik. Peki su, suyun formülü H2O, bu da polar. Tamam, karıştırdık. Homojen karışımdır. Karışır çünkü çözelti, birbiri içerisinde çözünür. Polar, polar. Çözünür, homojen karışım oluşur. Çözücü ile çözünen arasında hidrojen bağı oluşur. Bakalım. Şimdi hidrojen bağımlı olabilmesi için hidrojenin kimlere bağlı olması lazımdı? Flor, oksijen ya da azottan. Bak burada oksijene bağlı hidrojen var. Burada da oksijene bağlı hidrojen var. Bu da hidrojen bağı yapabileceği için bu ifade de doğrudur. 3. İki fazlı görünüm. Hayır. Çözelti varsa arkadaşlar, çözünüyorsa bir kere tek madde gibi görünür. Değil mi? Şekerli suya tek madde demiştik biraz önce. Tek fazlı görünüm demiştik. Dolayısıyla iki fazlı değildir. Karışımın uçuculuğu saf sudan daha fazladır. Gençler burada da uçuculuktan kastettiğimizi şöyle düşünebilirsiniz. Bak, evde aldığınız suyu elinize suyla yıkadınız. O ıslaklık mı daha kolay buharlaşır, daha hızlı buharlaşır? Yoksa kolonya sürdüğünüzde mi daha hızlı buharlaşır? Evet, ben de size katılıyorum, kolonya sürdüğümüzde. Peki şimdi o zaman genel mantık şu. Eğer siz suya sudan daha uçucu bir madde ilave ederseniz uçuculuk artar. Daha kısa sürede uçar. Yani suya alkol ilave edersen uçuculuk artar. Ama suya tuz ilave edersen, tuz uçucu bir madde değil ki. O zaman uçuculuk azaltır. Tamam mı? Suyun içerisinde eklediğin maddeye göre uçuculuk değişecektir. Daha fazla uçucu, daha kısa sürede buharlaşabilen bir madde ilave edersen uçuculuğu arttırırsın. Hiç buharlaşmayan ya da daha yavaş buharlaşan bir madde ilave edersen uçuculuğu azaltırsın. Burada alkol ve su, yani suya alkol kattığımız için saf sudan daha fazladır ifadesi doğrudur. Diyoruz. Birinci soru çözüm videomuzu bitiriyoruz. İkincisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.